Ve fıtık denildiği zaman sadece aklınıza belli bir bölge gelmeyecek. Birçok bölgeye kapsayan fıtıklarınız var. Siz de bahsettiğiniz gibi. Mesela ben de şey merak ediyorum hocam. Kısır fıtığı dediğiniz yani en çok görünen kısır fıtığı. Peki bu neden oluyor? Erkeklerde çok sık görülüyor dediniz. Evet. Peki neden erkeklerde daha sık görülüyor? Şimdi kasık fıtığı dediğim gibi karından bacağa giden, karın içerisinden geçip bacağa giden damar, sinir paketi dediğimiz damar ve sinirler kasık kanalından bacağa giderler. Orada giderken canalis femoralis ya da canalis inguinalis dediğimiz iki kanalı geçerek aşağıya geçerler, bacağa geçerler. Bu kanal bir boru düşünün. Borunun içerisinde kablolar var, onu düşünün. O kablolara yetecek kadardır onun genişliği. Fakat zorlamayla veyahut da anatomik bozuklukla veyahut da genetik bozukluklarla o kanalın yani o borunun çapı genişlediği zaman o kabloların yanından bağırsaklar da aşağıya doğru geçmeye çalışıyor. Kasık fıtığı bundan oluşuyor. Yani kasık fıtığının oluşum mekanizması bu. Genetik faktörler dediniz. İşte o kolajen yapı bozuklukları, onlar çok bir sürü enzim eksikliklerinden tutun da çeşit çeşit genetik bozukluklar da mesela aile bireyleri arasında yaygınlığı olan hastalarda bunları da araştırmak gerekebilir. Onlar tabii genetik ve immünolojinin konuları, o bizim konumuz değil. Peki, kilo dediniz hocam, kilonun da fıtıkta zararı var mıdır? İşte kilo... Karın içerisinde kilo alınca sadece deri ve deri altı yağ dokusu artmıyor. Karın içerisindeki yağlar da bağırsakların etrafındaki yağların da hacminde büyüme oluyor. Karın tabi bu hacmi içerisinde hapsedemiyor. O nedenle aşırı kilo alındığı zaman o karındaki basınç artışı zayıf yerlerdeki normal anatomik yapıların genişlemesi ve oradan bağırsakların fıtıklaşmasına sebep olabiliyor. Kilonun o şekilde bir etkisi var. Bazen duyuyoruz ekranların başındaki izleyenlerimiz de şu anda evet bu soru demiş olabilenen korse giymek. Peki korsenin fıtıktaki rolü nedir? Giyinmeli midir? Şimdi korse buna karşı görüşler de farklı. Korse takmak diyelim ki mesela bir karın ameliyatı geçirdiniz. Biz ameliyat sonrası korse kullanımını önerelim mi, önermeyelim mi? İlk zamanlar için ameliyat sonrası için karın ameliyatı geçirenlerde korse ile takviye edilmesi yani o dokuların birbirine yaklaşımını o şekilde sağlamak için korse kullanımını öneriyoruz. Fakat uzun süreli korse kullanımı da karın kaslarında çok zafiyete sebep oluyor. Karın kasları o korse kullanımına ikincil olarak zayıflayarak daha çok karın duvarı zayıflığı oluşturuyor. O nedenle uzun süreli korse kullanımını biz çok önermiyoruz. Bir de kasık fıtıklarında kullanılan korseler vardır. Onları da çok önermiyoruz. Çünkü o korsenin sıkıştırmasıyla fıtık ameliyatını yapan cerraha çok güçlü arz eden bir anatomi ortaya çıkıyor. Yani o bölgenin fibrozisini arttırıyor. O bölümdeki dokuların sertleşmesine sebep oluyor ve ameliyatı zorlaştırıyor. O nedenle kasık fıtıklarında da biz korseyi çok önermiyoruz. Açıkçası korse ben kendim için düşünüyorum. Çok önerdiğim bir şey değil ama kullanan arkadaşlar var, öneren arkadaşlar var. Çok büyük bir karın ameliyatı geçirildiği zaman ameliyat süresince ya da hasta eve gittikten 1-2 hafta sonrasına kadar korse kullanmasını önerebiliriz ama kasık fıtığı için mesela korse kullanımını önermiyoruz. Mesela burada hemen aklımıza şöyle bir soru gelebiliyor hocam. Dar giymek de zararlı. Vücuda zararlı da olabilir diyoruz. Yani bir dar bir tayt günlük giymenin de zararı olabilir. Yani dar tayt giymenin dar çok sıkı karın özellikle karın bölgesine kadar uzanan taytsa tabii karın içi basıncını arttıracağı için bağırsaklara bası yapacağı için onların yer değiştirmelerine neden olacağı için çok önerilmez ama normal bir
karın duvarını baskı altına tutmayan taytlar için tabii bu söylenemez. Evet. Peki burada aldığımız gıdaların da etkisi var mı hocam? Yediğimiz yiyeceklerin de etkisi var mı? İşte o kolajen yapımında kullanılan maddelerin kullanımı ya da eksikliği, kullanımında eksiklik, kolajen yapısının bozulması ya da zayıflamasına sebep olabilir. Tabii birçok mesela proteinden az, fakir diyet ya da vitamin eksiklikleri fıtığa sebep olabilir. Yani fıtık oluşumuna kadar gidecek sürece yardımcı olabilir. Evet. Farklı farklı çeşitliklerinden bahsetmiştik. Karın fıtığı da çok sık görülüyor. Evet. Çok sık gördüğümüz ve duyduğumuz özellikle göbek fıtığı. Göbek fıtığı. Hı-hı. Peki göbek fıtığı doğuştan olabilir mi hocam? Doğuştan göbek fıtığı demek için zaten o doğduktan sonra o bölüm, yani göbek bağının anne ile birleştiği yer olan umbilikus dediğimiz, umbilikal kord dediğimiz yapının geçtiği delik zaten çocuk 2 yaşına gelinceye kadar ancak kapanıyor. 2 yaşına kadar çocuklarda o bölgede fıtık gibi hissedilebilir. Doğuştan olan fıtıkları biz 2 yaşına kadar, şayet yani boğulma şu bu riski yoksa, bekledikten sonra o deliğin kendiliğinden kapanmasını bekledikten sonra hala devam eden bir fıtığı varsa, o zaman biz konjenital umbilikal herniden bahsedebiliyoruz. Onu da çocuk cerrahları arkadaşlarımız onun tahminini, ameliyatlarını yapabilmektedir.